lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda raid baskını yapacağız. Şöyle ben görevleri tamamladım arkadaşlar. Hemen tamamlı diyoruz. Hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Susturuculu silah aldım bir tane. Bir tane C4 aldım. İki tane aldığım zaman bir tanesi fazladan yer kaplıyordu. Bakalım tekrar base'e geldiğimizde isterse C4 gidip tekrardan evimizden alabiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel bir yer çıksa çok güzel olurdu. Özellikle karbon lazım bize arkadaşlar. Kompozit karbon mu diyorlar, ne diyorlar? Evet. Şöyle güzel etkinlikler geldi. Raid baskını yaparız, sonra gider pallamızı tutarız, videoyu bitiririz. Zartowski, çok güzel bir isim var sanki. Zartowski, umarım üçlü duvarların yoktur. İçimden bir ses diyor ki bu base güzel olacak abi. Evet, base güzel. Base'i sevdim. Bunun içinde ne var acaba? Lan bir şey yokmuş, boşuna kırdık. Arkadaşlar base bu şekilde. Umarım tureti yoktur. Turetlerle uğraşmayalım. Zemini resmen full şey yapmış bu. Üçüncü seviye zemin yapmış. Yani aslında güzel de gözükmüş. Evet, her tarafından böyle yapmış. Bu bez güzel gibi duruyor arkadaşlar. Asıl soru şu. Kasaların nerede? Şuradan girişi var. Şimdi ben olsam, bak buradan bakıyorum. Şunlar kanepe gibi duruyor. Bak, burası böyle giriş yeri. O zaman bir dakika arkadaşlar, motorumuz falan var mı? Yok, motor yok. Bizim motor tek var. Motorumuzu hemen alalım yakın yere. Şu zeminlerde sürmek güzel olacak herhalde. Evet, güzelmiş. Tamam, şöyle motorumuzu park edelim hemen. Şurası, bakıyorum abi. Burada ne var? Şöyle masa gibi bir yer var. Aslında pencereli masa iyi olmuş benim adıma. Şurada yoktur diye düşünüyorum. Şurada yoktur arkadaşlar. O zaman içimden bir ses, şöyle şu ortayı bir yeri patlatalım diyorum. Koydum abi olmalı. Çık oradan hemen. Evet, sandıkları bulduk. Çok iyi. Buna ihtiyacım vardı. Bununla da benzin doldururuz. Bir acık bunlarla. Tamam. Birine yedirttim hemen. Evet. Başka C4 abi her tarafı 3. seviye yapmış. Şu an bu yeter bana arkadaşlar. Şöyle biraz kapıya doğru alsak zombilerin önünü kesmek amaçlı olur mu acaba? İnmedi. Bu şekilde dursun, belki zombilerin gelmesini önleyebilir. Şöyle 1 2. Önceki raid baskınında bir tane sandık kaçırmıştım arkadaşlar. Şöyle en kenara koyduklarından dolayı. Ama bu base baskınında dikkat edeceğim. Hemen bir tane yıkadık. 3-4 değil mi kırılıyor bunlar? Çok iyi. Şu dursun. Aa, 4'te kırılıyorlarmış. Şu
Ah, telefon. Telefonu arkadaşlar kaçırmayın. Abi şuradan bir şeyler çıkarman lazım senin. Çok güzel. O katanalara gel. Şu katanayı bir kullanalım arkadaşlar. Şunlardan çıkaralım. Aa, bitti katana. Tamam. Şunu almayalım da bizim eskisi nerede? Şunu alalım. Şunu da emaneten alalım arkadaşlar. Ben hala ümitliyim bu yüzden arkadaşlar. Çok güzel. Saat ekibi. Kuşanalım, yer yok, yer sorunumuz var. Şunları ben motorun arkasına atayım arkadaşlar. Şu silahları, sonra şunları. Şimdi ölmem için yer var. Şimdi ben ölüp bir tane daha bomba alacağım arkadaşlar. Ya da bir dakika. Böyle bütün sandıklara bakmak istiyorum. Şunları al abi. Şunları da emaneten al. Şurada bir şey yok. Şurada da kaynaklar var. Tamam. Tamam. Şu iki tane kaldı. Bakalım. Tamam. SWAT ekibi daha verdi. Alırız abi. Sonra şunu alalım ya da katanayı alabiliriz. Şuna bakmış mıydık? Taret üretimi ne istiyor? Taret nerede? Şurada. Gerçi ben maksimum sınıra ulaşmışımdır. Tamam, taret üretimi bir şey istemiyormuş arkadaşlar. Ben bir bomba alıp şuradan bir yeri patlatacağım. Çünkü hiçbir şey vermedi adam akıllı. Hemen iyi ki kazık koymuş buraya arkadaş. Tamam, son 2 duruş. Base'den bayağı bir ümidim vardı ama bakalım arkadaşlar. Aslında güzel şeyler verdi ama şöyle de daha güzel şeyler de verebilirdi. Hazır şu taşları almışken hemen şurayı bir level arttıralım. Arkadaşlar bana şimdi şöyle göstereyim ben size. Şu lazım. Karbon kompozit. Şundan telefon bulduk. Belki bir iki tane daha çıkarırız. Şu da olsa çok güzel olur. Artık biraz nasıl bir şey. Şimdi diğer yerlere bakacağım. O yerlerde var mı? Şimdi C4'te çok feda etmek istemiyorum ama. Şimdi C4 koyduğum zaman bayağı ses çıkaracak. O yüzden yani sandıkları tamamını açamayabiliriz eğer yeni yerde varsa. Şunu da şuraya koyalım. Lan her yer dolu lan. Tamam arkadaşlar. Şimdi iki tane olası yer var. Bir sağ taraf, bir sol taraf.
Yani bilmiyorum ya, kazanabiliriz ya, ya da ikisinde de sandık yoktur. Biraz şans işi bu arkadaşlar. Biraz şans işi. Ya buradadır sandıklarımız. Buradan bakıyorum kanepe gözüküyor. Şöyle aksesuar maksesuar gözüküyor. Burada bence değil. Bence burada. Bence burada. Ama buradan da bakınca bu ne? Şurada değişik bir şey var arkadaşlar. Önce bir ben bir eşyalarımı alayım, zombiler falan gelir. Motorum nerede? Hemen motorumu getiriyorum arkadaşlar. Yani buranın haznesi küçük. Ama yani bir tane bile sandık değerli varsa değer arkadaşlar. Yarım sıvatı koyalım. Sonra şunu koyabiliriz. Şunu koyabiliriz. Belki bunlardan çıkarırız. Yer sorunu olmasın. Lan. Çıkmadı ya şeye. Bak şunu kıralım arkadaşlar. Onu kırmadan gitmeyelim. Ama işte ses skalamız bayağı doldu. Yani ben şunu böyle girişi nasıl yapıyorlar? Şöyle girişi kapatıyorlar, zombiler gelemiyor. Tamam. Ya arkadaşlar bilemedim. Şuradan bakıyorum. Yine aksesuar var burada. Yani şuraya bakıyorum. Şurası boş gözüküyor. Ya şunda yer az var, şunda yer çok var. Belki şunun bu kenarında loot vardır. Yani şimdi ben bey düzenlemek istesem şurada şuraya mı koysam bilemedim. Vallahi ya iş işten geçti. İnşallah skala %100 olmaz, tamam. Evet, burada var. Burada bayağı var arkadaşlar. 2 3 1 2 3. Şimdi yer açmamız lazım. Yer sorunu olması lazım. Şunları bırakacağım. İki tane şey bana yeter onları açmak için. Bir tane de burada var. Şurada var. Şöyle bulursam. Evet, 100 oldu. Bir ses verdi. Al abi. Şuna da merak ettim arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Tamam. Bir şey yok buralarda ya. Ne varsa aldım arkadaşlar, kaçalım. Beklemiyordum ya. Ya üçüncü seviye sandık yapıyorsun. İçinde hiçbir şey yok. Çok saçma. VSS aldık bir tane. O da güzel oldu. Ayaküstü böyle bir şeyler aldım ben. Bakalım ne almışız. Seninle artık işim yok. Hemen bakıyorum. Şunu almışız arkadaşlar. Şunları almışız. Yani boş olmamasından en azından bunları da ayaküstü götürdük. Bir tane VSS bulduk. Çok iyi. Değişik de gözüküyor. Yani bu base'den genelde batarya falan çıkardık. Yani bütün masrafını hep zemine vermiş arkadaş herhalde. Şu bir abonem şöyle. Benim modifiyeler de bayağı iyidir arkadaşlar. Çubuk modifiyeleri. Şöyle bir tane modifiyeli çubuğu kabul ediyormuş yağmacılar. Onun bir denemesini yapmış oluruz. Harbi mi ya? Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bu iyi, güzel. Yani bu iyidir abi. Hemen yağmacıları çağıralım. Yine görev neymiş.
Bakalım arkadaşlar yeni görevimize. Onlar gele dursun, biz de bazı medyayı yerleştirelim. Şimdi benim ihtiyacım olan bu arkadaşlar. 7 tane bulduk. Belki bir iki tane daha çıkarırız. Şöyle silahlarınız kırmızı olmadan dönüştürseniz hemen göstereyim arkadaşlar. Şundan çıkarma olasılığınız yüksek arkadaşlar. O yüzden şöyle silahlarımı dönüştürücüye koydum. Şöyle yapalım. Balıklarımızın hepsini alıyoruz arkadaşlar. Takas sistemi olduğundan dolayı elimizdeki bütün balıkları görmemiz lazım. Ne var ne yok. Hemen bir tane de olta yapıyorum ben arkadaşlar. İki tane olta genelde yetiyor. Şimdi bakalım bazalık neyimiz var. Silahımız var. Hemen onu da bırakalım. Bakalım yeni amacılar bizden ne istiyor. Körü, tamam, körü öldür, çok iyi. Abi yine C4 bul gelmiş. C4'ü bulacağız inşallah. 3 tane köpek getireceğiz. Sonra dışarıdan 3 tane köpek bulacağız, 3 tane köpek yetiştireceğiz. Bu da çiftlikle alakalı herhalde. Mavi sandık. Bir dakika, eski sandığım. Tamam, bu da çiftlik sandık, mavi sandık. Tamam. 3 tane köpek bulacağız. Bu da çiftlikte bulunur arkadaşlar. O da mavi sandığı açıyoruz. Çiftlik videosu gelir belki ileride. Köpek bulacağız. Körü öldüreceğiz alfadaki. Sonra C4 bulacağız. Kırmızı sandıktan C4 veriyor muydu alfadaki? Veriyorsa arkadaşlar yorumlara yazarsanız. Şöyle bakayım, büyümüş köpeğimiz var mı? Yok. Hatta şunu açalım arkadaşlar. Belki nadir balık avlarız. Kaç saat veriyor? 2,5 saat. Şunlar büyümez. Bunlar yaklaşır. Abi güzelmiş. O zamana kadar tekrardan yemlerim bunları. Yani şunları büyütür. De şunu büyütürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bazen burada loot veriyor ama vermedi ben. Oy. Of, bu da iyi, bu da iyi. Abi ya keşke şundan isteyelim. Gold mudur nedir? 15 tane, bizde 5 tane var. Onu belki kurtaralım. Böyle güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Yani şu bomba gibi pek bir benim işime çok yaramaz ama şunu alabilirdim arkadaşlar. Aa, şu balık güzel gözüküyor. Onu tutarız inşallah. Bize altın lazım arkadaşlar. Altın sazan yokmuş bizde. Çok iyi. Altınlardan geldi, bir tane tek balık istiyor. Takas herhalde. Ya, balık tutmak iyidir arkadaşlar. Takas sistemi için iyidir. Yani takas sistemi yamaslarda sadece pişirip yemek elde etmek için işe yarayacaktı. Tamam, alamadım. Oo bak, istediğim balık tuttu. Şuradaki tek şuradaki resimdekilerini de tutabiliriz arkadaşlar. Merak ettim. Bir alabalık daha var. Bir somon var. Bakalım alabalık somon gelecek mi? Aynen. Arkadaşlar galiba oyunun bugünü buldum ya. Ya şuradaki resimdeki balıklar çıkıyor. En son 3 tane balık kaldı. 3 tane artık
Hakkımız olur diye düşünüyorum. Tamam, bir tane daha tuttuk. Son iki tane herhalde tahminimce. Kaçma. Aynen. Son bir tane kaldı arkadaşlar balığımız. O da ne bu? Ne oluyor bu? Somun mu oluyor? Ha. Galiba güzel ya. Bu yöntemi bulmam iyi oldu. En azından hangi balıklar var öğrenmiş olduk. Yani hangileri çıkabilir? Aynen. Arkadaşlar bu detay çok önemli. Bakalım. Evet, tutamıyoruz. Bu göldeki arkadaşlar ne kadar balık varsa o kadar aynısını tutuyorsunuz kısacası. Mesela bu gölde bir tane somun varsa son bir balık kalmıştır artık. Balık tutamazsınız. Son çıkan balık da somundur arkadaşlar. Yani bu gölde ne görüyorsanız gerçekten onu tutuyorsunuz. O yönden iyi yapmışlar. Mesela size bu lazımsa bakıyorsunuz bu var mı? Var. Tamam. Altın belli çıkmıyor ama genelde hangi balık çıkacağı belli oluyor arkadaşlar. Bu videoda bundan bayağı kastık. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Çok uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.